Merhabalar sevgili balık burçları. Yükseleni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes çok 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 iyidir. Sizler için balık burcunun niyetine, şöyle izleyenin niyetine bir fincan kapattım. Önce bir kahve falı, sonra da bir tarot açılımı yapacağım arkadaşlar. Kesinlikle açılıma geçmeden önce niyetlerinizi oldu niyetiyle tutmayı ihmal etmeyin. Bunu özellikle söylüyorum. Yeni gelen arkadaşlar varsa şimdiden lütfen emeğe saygı için kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı ihmal etmeyin diyorum. Desteğini esirgemeyen herkesten, o güzel mesajlarını, yorumlarını esirgemeyen herkese de çok 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 teşekkürlerimi iletiyorum bireysel olarak. Evet sevgili balık burçları, şöyle bir tutun bakalım niyetinizi. Hemen aldım. Evet. Evet, şöyle bir sizlere göstereceğim. Evet. Ben de bakayım bu arada. Bak çok karışık duyguların var. Bak şöyle söyleyeyim sana. Hayatla savaş durumun var. Savaşsam mı, savaşmasam mı? Hani işler yoluna girer mi? Ben bir şey yapmasam da girer mi gibi düşüncelerin var, tamam mı? Yani burada aslında yorulduğun için savaşmak istemiyorsun. Ama aynı zamanda da hayatını iyileştirmek için de savaşmak istiyorsun, güçlenmek istiyorsun. Bu çok belli. Açıkçası sana şunu söyleyelim. Evet, hayatta bir mücadelen olacak. Ama karmaşık duygularından kurtulman gerekiyor. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Kararsız kaldığında, karmaşık duygular içinde olduğunda savaşta galip gelemezsin. Kararlı olman gerekiyor. Ne istediğini bilmen gerekiyor ve bu şekilde daha iyi sonuçlar verebilir. Verdiğin mücadele özellikle. Bunu da unutmayalım. Şimdi burada sıkıntım var ama ikiye bölünmüş bir vaziyette. Yani normal sıkıntılar gibi çok 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 zor gelmeyecek sana. Hatta ikiye bölünmesi demek aslında sıkıntının parça parça senin hayatından çıkması da demek. Bu güzel bir şey. Çünkü sıkıntıyı sahiplenmiyorsun. Sıkıntıyı sahiplendiğinde hayatında kalıyor ama sahiplenmediğinde bu şekilde parça parça gidiyor. Senin çok güvendiğin bir iş var. Bak çok güvendiğin bir iş var ama bu işte bir terslik var. Sen bu tersliği son noktaya kadar belki de fark etmeyeceksin. Ama fark ettikten sonra da açıkçası şey yapacaksın, böyle düzeltmeye, yoluna koymaya, nasıl düzeltebilirim acaba ya gelecek ki bu güzel bir şey. Ters gittiğini anlayıp düzeltme yoluna gireceksin. Bak bir göz aydınlığım varmış şurada. Bu güzel. Burada bir de kavuşum var açıkçası arkadaşlar. Böyle iki kişi yan yana gelme. Ama bunlar uzak mesafeden yan yana geliyor. Yani bir ilçe değişimi, bir şehir değişimi gibi düşünün bunu. Bir müddet mesafeli, sonrasında bir kavuşum olduğunu gösteriyor. Yani normal durduk yere değil de bir hasret var ortada, bunu da söyleyeyim. Maddi anlamda bu ara, özellikle de bu ara düzen tutturamadığını mı hissediyorsun? Tamam, maddiyatım var ama düzenim yok diyebilirsin belki de. Bu ara maddi anlamda sorunların olabilir ama geçecek. Hatta kısa bir vade diyebilirim ben buna. Belki beklediğim bir para var. İşte pazartesi bekliyorsun ama cuma gelecek gibi düşün. Maddi anlamda istikrarlı olursan daha uygun olur.
Şimdi baş ağrıları görünüyor. Bak başını tutar vaziyettesin ama bu baş ağrılarının sebebi ne? Ben çok açık ve net stres, kaygı olarak söylemek istiyorum. Çok stresli, agresif davranıyorsun şu son zamanlarda. Günübirlik olarak sinirlenip agresif olup da sonrasında böyle sabah sinirli akşama normal bir sen olabilir. Şimdi balık burcu evet duygusalsınız ama burada artık bir noktaya geldiğinde sinirlenmelerin de artık bence senin için gayet normal. Sonuçta sen de insansın, sen de sinirlenebilirsin ve gördüğün gibi direkt zaten fincanda da çıkmış. Bak beden ve ruhun farklı farklı yerlerde. Açıkçası bunu söyleyeyim. Bedenin ben burada olabilirsin ama ruhun çok farklı yerlerde. Sen bir olay var ortada. Ben buna direkt sıkıntı demek istemiyorum. Aslında belki de istediğine, niyetine çok yaklaştığın bir anlamda orada olduğunu düşün, niyetine yaklaştığını düşün. Bedenin niyetine kavuşmak istiyor ama ruhun bir şeyler, hani bir şey var, dur bir eksik var diye seni uyarıyor. Bir şey konusunda kendini eksik hissedebilirsin. Böyle duyguların tatmin etmeyebilir seni. Daha coşkulu olacağını düşündüğün bir noktada belki de daha pasif durumda olabilirsin. Bunlar hep duygu düşünce olarak söylüyorum. Çok kararlıyım dersin. Çok kararsız bir gün geçirirsin. Böyle bir takım durumlar var ve beden ve ruh çok çok farklı yerlerde. Ben sana şunu söylemek istiyorum. Bak, az önce bir kavuşum dedim ama burada da şöyle bir durum var. 2-3 kişi böyle kafa kafaya veriyor. Belki de bak ilişki yaşıyorsundur ama arada bir sıkıntı olmuştur. Tartışmışsındır, konuşmuyorsundur. Bak biri seni orta yolu bulup da barıştırmaya çalışabilir. Önemli kararlar veriliyor. Bu sefer ilişkinle alakalı 2 kişi, 3 kişi oturup arada da sanki böyle bir hakem gibi birisi duruyor ve ilişkinle alakalı önemli kararlar verdiğini de gösteriyor. Sen bak ne kadar kararsızsan aslında bir o kadar da kararlıymışsın, ben bunu söyleyeyim. Önemli kararlar verirken hayatınla alakalı tereddütsüz vereceksin. Bunu da söyleyelim. Şimdi şurada bir masanın başında tek başınasın sen. Bak tek başınasın burada görünüyor. Birini bekleyebilirsin. Özellikle bunu söyleyeyim. Birini bekliyorsun da birden fazla kişiyi de bekleyebilirsin ama açık açık önden söyleyeyim. Her kimi bekliyorsan o kişi gelmiyor. Belki de sen gelmesini beklediğin kişiyle hayatınla alakalı bir konu konuşacaksın. Ya da hani gel artık şu konuyu çözelim, bir anlaşma yapalım gibi birilerini bekliyor da olabilirsin. Ama o karar vermen, yani karar vermen gereken konuyla alakalı görüşeceksin ya ve o yüzden de bu masada oturuyorsun ya. Sen istediğin kadar o masada otur. O masada tek başına kalacaksın. Çünkü beklediğin kişi gelmiyor. Ekstradan zaten başka birisinin de gelmediğini, senin tek başına karar verdiğini de gösteriyor. Şimdi böyle bir toplu toplu paralar diyeceğim ben buna. Çünkü 2 yerde görünüyor. Toplu bir para gelebilir. Bak borçlar da var. Paranın gelmesiyle aslında sen acaba ne yapsam diye düşünüyorsun. Farkında mısın? Evet para gelecek ama ben şimdi bu parayı şu borca mı yatırsam, acaba bu borca mı yatırsam, ne yapsam gibi düşüncelerin var belki de. Bu toplu para geldiğinde evet borcunu kapatman da mantıklı ama bu parayı çoğaltman da mantıklı, bunu söyleyeyim. Ve parayı çoğaltman senin yarınını biraz daha güçlendirir. Hani bugünkü gibi değil de yarınını daha da güçlendirir, bunu söyleyeyim.
Şimdi her zaman olacak bir durum değil. Ama şunu söyleyeceğim. Birine karşı nasıl diyeyim? Belki kötü, yani bu şekilde söylesem daha uygun olur burada. Kötü sözler sarf ediyor olabilirsin. Bu kötü sözleri sen durduk yere söylemiyorsun. Onun farkındayım ben. Birine karşı kötü sözler sarf ediyorsun ama o kişi de bak seni zorluyor. Şunu yap, bunu yap. Belki üstünlük kurmaya çalışıyor, belki bir şeyler yapmaya çalışıyor ama seni zorladığı için sen de bir yerde dayanamayıp ona kötü sözler sarf ediyorsun. Ama yine de işte huylu huyundan vazgeçmez. Senin yaptığın onu çok fazla etkilemiyor. Ama sen ondan çok etkileniyorsun. Senin kötü sözlerin onu etkilemiyor. Ama sen onun zorlamalarından çok etkileniyorsun. Bunu söyleyeyim. Eğer bir devletle alakalı, devlet kapısıyla alakalı öyle söyleyeyim işleriniz varsa, sınavda, mülakatta, atamaydı hepsini ayırt etmeden içine alarak söylüyorum. Bir müddettir beklemedeydiniz ama artık olacak işler için beklemede olduğunuzu öğreneceksiniz. Yani beklediğiniz iş konusunda, yani iş derken hani dedim ya atama olabilir, başka bir sınav olur, sonucu olur, hiç fark etmez. O sonucun olumlu olduğunu, oluru olduğunu göreceksiniz. Ya da o atamanın oluru olduğunu göreceksiniz. Böyle bir takım durumlarınız olduğunu da gösteriyor. Evet. Bakın size birisi böyle hayatının kapkara olduğunu düşün. Ama birisi sana aydınlıkla geliyor. Bak aydınlıkla geliyor. Fincanda da görünen üzere. Sana aydınlıkla gelmesi, seni manevi olarak bir desteklemesi demek olur. Ama burada şöyle de bir durumun var ya. Hani birinden destek istemiyorsun aslında sen. Sadece birileri senin hani böyle bilmeden de belki de hani ben burada hep ilahi olarak söylerim bunu ama bilmeden de belki de birileri size ilahi bir destek, manevi bir destek sağlayacak da demektir. İşte her zaman her şeyi dillendirmek gerekmiyor. Bazen bu şekilde de bir takım durumlar olabilir. Güzel. Aydınlığa doğru geçme durumu. Ne kadar karanlıkta olursanız olun. Bunu da söyleyeyim yani. Bir taraftan aydınlığa geçmek için can atar vaziyettesiniz. Evet sevgili balık burçları, hazırsanız şöyle bir tabağınıza da bakmak istiyorum. Evet. Şöyle sizlere bir gösterelim. Bak, hayatından çıkan birisi olacak. Hayatından çıkmaya çalışan, çıkmak için uğraşan, hatta hayatından çıkmak için mücadele eden birisi için dur deme. Bak, yarın bir gün pişmanlığın olur. Dur deme. Ben şimdiden söyleyeyim sana. Böyle birisi var, hayatından çıkması seni etkileyecek diyelim. Ya da hani sen gidersen ne olur falan diye düşüneceksiniz belki ama seni düşünmeden, arkasına bakmadan, arkamda ne bırakıyorum diye düşünmeden giden birinin de arkasından çok da dur demeyin. Bak sizin 3-4 tane yolunuz çıktı. Biri kapalı bunların, biri çetrefilli ama ikisi çok düz. Hatta niyetine eğer giderse bu yollar, bu iki tane düz yolun var. Ve bu ne demek aslında biliyor musun? Niyetini gerçekleştirmek için çıktığın yolda önünde engellerin ortadan kalkması. Şimdi önünde birden fazla seçenek var, yollar var ve bu yollardan doğru olanı seçmek durumunda kalacaksın. Bir yerde de mantığını dinle bu konuda. Çünkü mantığın sayesinde doğru yolu bulabileceğini söyleyebilirim.
Bak. Bu değil ama şurada birisinin maske takma durumu var, tamam mı? Sen insanlara karşı ya dur aman iyi olayım da şöyle olsun da böyle olsun diyebilirsin. Ama birinin gerçek yüzünü henüz görmedin. Bak görmedin. Ağzını açıp sana karşı senin istemediğin tarzda konuşmaya başladığında, belki ondan kötü sözler duyduğunda, belki iftiralar duyduğunda inanacaksın ki o zaman göreceksin bu kişinin gerçek yüzünü. Birinin maskesi düşebilir. Sen hiçbir şey yapmayacaksın, bunu da söylüyorum. Birinin maskesi düşebilir. Bak birisi açıktan açıktan ama bence bunu bayağı bir belli ediyor. Birisi senin böyle bir kusurunu, ayıbını, hani böyle hatanı arar vaziyette görünüyor. Çok da hani böyle hata yapan, aman aman sıkıntılı bir karakter olarak görünmüyorsunuz. Ama işte bu kişinin de size böyle bir işte eline koz vermeyin. Açıkçası bunu söylüyorum. Eline de koz vermeyin. Gözetleniyorsunuz hem de bu konuda, bunu da söyleyeyim. Bak bayağı bir gözetlenme durumunuz var. Takip edilme demeyeceğim ama mesela atıyorum bu bir komşunuzsa eğer, balkonda böyle siz gidiyor geliyor, acaba yanlış bir şey yaptı mı, bugün yanlış bir kıyafet giydi mi gibi böyle bir seni kontrolleri var, tamam mı? Hiç üstüne vazife olmadığı halde bunu da söylüyorum, açık açık da söylüyorum. Şimdi sen iki işi birden yaparak, bak sanki iki tane hayatın varmış gibi de görünüyor. Belki bir ev, belki bir iş olarak iki hayatın varmış gibi görünüyor. Sen şimdi ikisini de birden yürütmeye çalıştığında kendini öyle bir yıpratıyorsun ki bunun ceremesini şu an değil de bundan biraz daha zaman sonra fark edeceksin. İnan ben şu anda ne kadar anlatırsam anlatayım sen şartlar koşullar diyeceksin, haklısın da. Ama sen hayatında birden fazla işi aynı zaman diliminde yapmaya çalışarak kendini çok fazla yıpratıyorsun. Burada da görünen üzere. Biriyle de bir mücadelem var, onu söyleyeyim. Ama bu hakkını alma mücadelesi. Hakkın yenilmiş. Bak her zaman diyorum işte birilerine karşı sessizsiniz diye. Ya işte alınmasın, darılmasın diye sessiz kalıyorsunuz ya hani. Burada hakkınız yeniliyor, tamam mı? Ve burada yenilen hakkı şimdi mücadeleyle almaya, geri almaya, geri kazanmaya çalışacaksın. Sen diyorsun ki benim hakkımı yemez. O iyi niyetli birisi. Tamam da bir noktada senin hakkını yemiş ve şu anda da sen o hakkını almak için mücadeleye gireceksin. Mücadelelerin olduğunu da gösteriyor. Bir de bir müddettir atmak için beklediğim bir adımın var mı? Ya işte iş kuracağım da şu kadar zamandır bekliyorum. Ya evleneceğim de işte bir müddettir bekliyorum diyorsan tam zamanı şu anda adım atmanın. Hatta ben sana şunu söyleyeyim. Bence bu adım atma konusunda peygamber sabırlısın. Maşallahın da var. Çok da sabretmişsin. Ama ben şimdi örnek veriyorum evlilik ya da iş olarak ama senin hayatında farklı olabilir. Ben burada kolektif baktığım için çeşitlendirmek istiyorum sizler için. Sabrettiğin konular varsa burada mükafatlandırılacağını da söyleyebilirim. Fincanınız evet tabağınız biraz karışık çıksa da yine de temiz. Yani burada çok da sıkıntılarla boğuşmayacaksın. Hatta engellerinin ortadan kalktığını da söylemiştim. Bu senin için güzel bir şey. Sadece şu hak yeme konusunda mesela sana karşı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Konuşman gereken yerde konuşabilmelisin. Tamam mı?
Hakkın yenilmiş ve bunun mücadelesini vereceğin için söylüyorum. Konuşman gereken yerde konuşabilmelisin. Ya da hani susman gereken yer varsa burada da susarsın. O da ayrı bir şey. Ama kendini ifade edememek gibi bir durumun var. Şimdi eğer sen kendini iyi ifade ettiğini düşünüyorsan burada karşı tarafta bir problem var demektir. Karşı taraf hak yemeye o kadar alışmış ki sen kendini ne kadar doğru düzgün ifade edersen et yine de karşı taraf kendi bildiğini okuyacak, senin hakkını yiyecek demektir. İşte burada hakkını yedirme. Bir kere yedirirsen ondan sonra devamı gelir. O yüzden diyorum ya hakkını yedirme. Kararlı ol, dik dur, güçlü olmaya çalış ki zaten bunlar için önünde engel yok. Bunu da özellikle söylüyorum. Bir de bundan ziyade bak eğer dersen ki ben bir şeyler yapıyorum, yeni bir adım attım. Ben burada büyür müyüm? Ben burada ilerler miyim dersen ilerlemelerin var. Bak bunu da söylüyorum. Büyüyüp kendini geliştirebilirsin. Yaş olarak değil. İş kurmuşsundur, işini de büyütürsün. Ya da işte farklı bir şeylerdir. Kendini geliştirirsin, tamam mı? Ve bence bunları yaparak inan ki daha değerli, daha kıymetli, hak ettiğini alan, bak hakkı yenmeyen bir durumda olursun. Bu şekilde girişken, üretken, işte büyüyüp kendini geliştirdiğinde bu şekilde olursun. Bunu da özellikle söyledim. Evet, tabii ki de bunlar. Şöyle bir bakıyorum. Evet. Sevgili balık burçları, yükseleni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar. Sizler için şöyle bir tarot açalım mı? Bir bakalım. Niyetlerinizi lütfen sizler de şöyle oldu niyetiyle tutmayı lütfen ihmal etmeyin. Hadi bakalım. Kartlarımı şöyle sizler için bir dağıttım. Evet, niyetlerinizi tuttuysanız çok fazla beklemeden hemen ilk kartımı almak istiyorum. Kupa yedilisi. Bak kupa yedilisi güzel geldi. Etrafında yılan dilli insanlar var. Şunu şöyle yapalım. Etrafında yılan dilli insanlar var. Tamam mı? Bu yılan dilli insanları açıkçası hayatından çıkarabilmen ya da onlardan etkilenmemen gerekiyor. Yılan dilli ama varlığı yokluğu bir olan insanlar. Yıkıcı eleştiri yapıyorlar. Senin enerjini sömürüyorlar. Sana kafa karışıklığı yaratıyorlar ama sonrasında yoklar. Yani sıkıntıyı çıkarıyorlar, ortaya bırakıyorlar ama sonrasında çözüm aşamasında herhangi bir şekilde olmadıklarını da gösteriyor. Tam olarak zaten böyle insanları hayatınızda tutmamanız gerekir. Şimdi bir başarı durumunuz var. İşiniz olabilir. Az önce de söyledim. Çeşitlendirmek için daha çok söylemeyi tercih ediyorum. İşiniz olabilir, eğitiminizde olabilir, bir başarı durumunuz var. Mal varlığında bir yükselme durumu var burada. Ev de hemen yanında olduğu için belki bir ev alım, satım tarzı olabilir. Ama alım ki burada yükselme, mal varlığında yükselme durumu olacağını da gösteriyor. Şimdi önünde birden fazla seçenek var. Hayata at gözlüğüyle bakmamak lazım. Önünde birden fazla seçenek var ve bu seçenekleri açıkçası iyi değerlendirmek, iyi gözetmek gerekiyor. Bu seçenekler, bu yollar benim hayatıma ne katıyor?
Bu yol benim hayatımda işte nasıl bir yere götürecek diye biraz da sorgulamak gerekir. Devam edelim bakalım. Evet, sorumluluklar belini bükmüş vaziyette. Birden fazla sorumluluğum var. Bunları sıkıntıya çevirmeden böyle bir yeri geldiğinde yükü ya da sorumluluğu üzerinden atmayı bilmelisin. Sorumluluğu sahiplenmeyeceksin. Sorumluluğu, yükleri sahiplenmeden zamanı geldiğinde üzerinden atabilmelisin. Evet, devam edelim. Kupa dörtlüsü. Pardon, tılsım dörtlüsü. Bak, ortada bir para var. Ortada bir miras olabilir, para olabilir, çok değer verdiğin bir şeyler olabilir. Ve bunları kaybetmekten korktuğunu gösteriyor. Aslında sen kaybetmekten korkmazdın ama sana karşı belli ki yapılan konuşmalardan kaynaklı olarak ya kaybedersen ya yarın maddi ya da manevi olarak bugünden daha kötü durumda olursam diye kendi kendini yiyorsun. Bir nevi vesvese, bir nevi kuruntu yapıyorsun. Kaybedeceğin bir zamanda değilsin, merak etme. Devam edelim. Değnek ası. Bak, değnek ası diyor ki bir hayalin var. Bir hedefin var. Bu hayalini, hedefini gerçekleştirmek için çok güzel bir zamandasın. İlk adımı atabilirsin. Atmadıysan halen daha ilk adımı atabilirsin. Ve burada ilk adımını attığında sana birileri destek olacak. Ya da istemeyenler köstek olacak. Bunların kim olduğunu bu dönemde öğreneceksin. Bazı maskeler düşebilir. Mahkeme kartı. Bak, içsel ve dışsal olarak söylemek istiyorum. Kendi içinizde, çok özür dilerim. Kendi içinizde bir takım mahkemeler kuruyorsanız bunları kesinlikle şöyle bir sonlandırmanız gerekiyor. Evet, ben bu mahkemeyi kurdum ama ben bu mahkemede artık sonlandırıyorum demeniz gerekiyor. Gerçek bir mahkeme sürecinden geçiyorsanız burada mahkeme ile alakalı sonuçlanmasına çok kısa bir vade kaldı ve mahkeme ile alakalı bilinmeyenlerin ortaya çıkacağı bir zaman dilimi olduğunu da gösteriyor. Devam edelim bir bakalım. Tılsım prensi. Evet, bir para var. Az önce de söylemiştim. Bir parada da yükselmeler var. Miras, tazminat, hak ettiğin bir para gelebilir. Gelen bir para varsa bu paranın yükselmesi, değerlenmesi, artması demek oluyor. Bilginiz olsun. Ve bu para senin hayat şartlarında bir takım değişimler yaşatacak. Bu şöyle bir değişim. Güzel bir değişim, yani kötü olarak söyleyemeyiz bunu. Kalite olarak, mevki makam olarak yükselmelerin olacak demektir. Dışarıdan bir takım beklentiler içinde olduğunu gösterir. Kupa sekizlisi. Ama beklentilerin gerçekleşmeyince kendi içine kapandığını da gösterir. Burada kendi kabuğuna çekilme. Değnek prensi. Evet, hayalini, hedefini gerçekleştirmek için kendi standartlarının dışına çıkıp özgürlüğü ele aldığını da gösterir. Hiç çalışmıyorsan tılsım üçlüsü diyor ki yeni bir işe girebilirsin. Ya da halihazırda bir işin varsa burada büyüyüp olgunlaşıp gelişeceğini de gösterir. Kendi işini kurmak isteyen arkadaşlar varsa özellikle bu dönemde gayet güzel sonuçlar verecektir. Ve Kupa Kralı son kartım. Şimdi Kupa Kralı. Şöyle de göstereyim. Yavaş gelecek ama çok güzel müjdeli bir haberin var. Bu haber geldiğinde aslında şimdiye kadar çektiğim belki de bazı sıkıntıları neden çektiğini çok iyi anlayacaksın. Şimdi Kupa Kralı'nda senin hayatının değişme noktasında olduğunu ve bu yüzden de bazı olaylara sabretmek, katlanmak gibi durumların olduğunu da gösteriyor.
Evet, sevgili balık burçları, yükseleni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar, pozitif enerjiyi alın, açılımdaki negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar varsa hoş geldiniz diyorum. Kanalıma abone olup beni yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.